Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbinallâhu sümmestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahsenûn. Sadakallâhu'l-azîm. Başlamadan evvel dün birkaç sual soruyorlar. Sualların lüzumlu gördüklerine cevap vereceğim. Bazıları lüzumsuz atlattık. Onlara cevap vermiyoruz. Kabirde namaz kılınır mı diye birisi? Kabirde namaz kılmak mekruh olur. Kabire karşı namaz kılmak mekruh olur. Kabirde namaz kılınmaz. Kabirlere ibadet derecesinde tazim yapılmaz. Kabre, bir evliya kabrine, bir türbiye tazim edersin. Tazimine girersin. Fakat ibadet şeklini asla almamalı. Anı vaktiyle söylemiştim ben size. İmam-ı Azam Hazretleri 55 defa hac etmiştir. İlk haccında şaşırmış. Mabusselam'dan girince içeri orada durmuş, duraklamış. Acaba ben Resulullah'ın huzuruna nasıl gireyim demiş. El kavuştursam, yerlere kapansam, fazla tazim etsem, Resulullah vefat ederken lanet etti. Nasranilere lanet olsun dedi. Peygamberlerini Allah derecesine çıkarttılar. Hazreti İsa'ya Allah dediler. Allah'ın oğlu dediler. Allah onları lanet etsin dedi. Ümmetlerini tahzir etti. Sakın siz böyle bir şey yapmayın. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İnnemâ ene beşerim mislukum. Ben de sizin gibi bir insanım dedi. Hazreti İmam bunu düşünüyor. Fazla tazim etsem acaba Resulullah'ın lanetine mi mazhar olurum diyor. Az tazim etsem hürmetsizlik mi yapmış olurum, şaşırmış. Derken bize bakmış ki tabiinin sultanı Hasan-ı Basri Hazretleri geliyor. Tamam demiş. Bu asrımızın en büyüğü. Bu nasıl ziyaret ederse ben de öyle ziyaret edeyim demiş. Hasan-ı Basri'nin peşine düşmüş. Ocağı şerif varmış, eli sallı, huzur-u Resulullah'ta ayakta. Ne başını eğmiş, ne boyun kesmiş, ne el bağlamış. Elleri sallı, böyle kafayı yıkmış, bir saat ayakta durmuş, huzurda. İmam-ı Azam Hazretleri de onun arkasına durmuş, aynı o şekilde yapmış. Resulullah'ın kabrine tazimin şekli böyle olunca, ne secdeye kapanır, ne yer öpülür, ne şu olur ne bu olur. Yasaktır. Resulullah'ın kabrine secde edilmezse, öpülmezse başka velilerinki, başka evliyanın kabri tabiatıyla ne öpülür, ne secde edilir, ne bir şey olur. Hürmetle girersin, ne okuyacaksan olur, ruhuna bağışlarsın, ne boyun kesersin, ne el kavuşturursun, ne de secde edersin. Namaz kılmak da mekruh olur, kabre karşı namaz kılmak. Namazını evinde kıl. Efendim? Han mı? Kabir olmayan yerde kılınır. Kabre karşı namaz kılınmaz. Kabre karşı namaz kılınmaz. Peki. Birisi de diyor ki eshaptan bahsederken Ebu Bekir Sıddık ile Ömer-i Faruk'a atanlar küfre gider dedin. Diğer eshaba mesela Hazreti Osman'a veya şuna bunu atanlar ahkam-ı fikriye neyse ben burada onu söylüyorum. Ehl-i sünnetin uleması, fukahası,
ne demişse ben burada onu söylerim. Onlar bu ikisini atan küfre gider diyor. Ben de onu aktarıyorum size. Ben orada söylediklerini kendiliğimden söylemiyorum. Ayet-i kerimeden, hadisi şeriften, icma ümmetten, kıyas-ı fukahadan. Bundan size aktarıyorum. Kendiliğimden bir şey yok. Ulema bunda ittifak etmiş. Ahkam-ı fıkhiye böyle cari olmuş. Ben de onu size böylece söyledim. Bir de İmam-ı Azam'ın kızı var mı diyor. Vardı. Kızı vardı. Yalnız Hanife değildi. İmam-ı Azam diyit taşırdı. Eskiden bizim çocukluğumuzda diyitler vardı. Saplı. Sapının içerisi oyuk, içerisine kamış kalem kollar. Eline sokar adam. Arzu altısı da öyle. Önünde bir çekmece, divit belinde. Yazı yazacağı zaman dividini çıkarır, içinden kalemini çıkarır. Yazısını yazardı. Buna Hanife derler. Arapçada bir adı da Hanife. İmam-ı Azam Hazretleri bunu belinde taşırmış. Ne işidirse yazarmış. Buyururlarmış ki el ilmü saydın vel kitabetu gaydın. İlim avdur. Onu yazmak da onun pohasıdır. Yazılmayınca ilim elde edilmez diyor. Ne yazarmış her şeyi, içtiğini. Hiç yanından ayrılmadığı için Ebu Hanife demişler. Bu kadar. Kızın adı Hanife değil. Bazı şey uydururlar. İşte meseleyi halledememiş de kızı bilmem ne yapmış falan. Hayır, öyle bir şey yok. Kızı mesele danıştı hatta. Bir defasında Hazreti İmam'ı fetvadan men etti hükümet. Fetva vermeyeceksin dedi. Kadı şikayet etti. Kadının yanlış hükmüne burada kadı hata etmiştir dedi. Uzun mesele dava. Hükümet men etti. Katliyen fetva vermeyeceksin. Mesele halletmeyeceksin diye. Hazreti İmam için. Sofra başında ekmek yiyorlarmış. Oğlu Hammad var, bir de kızı var. Kızı sormuş babasına. Baba dişim kanadı. Abdestliydim. Acaba abdestim bozuldu mu demiş. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki devlet beni fetvadan men etti. Kardeşin Hammad'a sor, o meseleni halletsin diyor. Evinin içinde kapalı yerde kızına cevap vermiyor. Devlet beni men etti diyor. İtaatına bakın, görüyor musunuz? Bütün millet şöyle itaatkar olsa, devlet millete bağlı, millet devlete bağlı. Arkası yere mi gelir milletin? Neyse, gidelim. Biri de yazıyor ki, bende kul hakkı var diyor. Vaktiyle Ali'nin, Veli'nin, Bekir'in, Bektaş'ın neyse hakkı geçti. Herhangi bir suretle onların hakkını üzerine geçirdim diyor. Bu hak sahiplerinin bir kısmı öldü diyor, bir kısmı da sağ. Gidip de utanıyorum helallaşmaya. Şu parayı al, ben bunu senden aldımdı veya çaldımdı. Şunu al demeye de utanıyorum diyor. Ben bunların hepsinin yerine Hicaz'a geçsem olur mu diyor. Olur mu? Şimdi Hicaz'a hadis-i şerifte şöyle. Fiske fücur işlemeden tertemiz ahkamına riayet ederek hacca gidenler anasından doğmuş gibi olur. Günahlardan pak olur diyor Peygamberimiz. Yalnız kul hakkına ne Allah karışıyor ne Peygamber karışıyor. O alacaklı karşına dikilecek mahşerde yakana sarılacak. Sen bilirsin. 100 defa hacca gitsen kul borcunu, kul hakkını ödeyemezsin. En iyisi sağ olanların kendisine verirsin, ölenlerin de mirasçısına. Şayet bilmiyorsan, bütün kaybolmuşsa onun hayrını hayra verirsin. Kulun şeyi budur, kul hakkı.
vaktiyle birisinden para çalmış. Zaman geldi, aklı başına gelmiş, benim vasıtamla ödedi o parayı. Birisi birisinden hayvan almış, hayvanın parasını vermeden adam ölmüş, hayvanın parası kalmış. Seneler geçmiş üzerinden, aklı başına gelmiş, geldi bana sordu, o hayvan ne ederdi şimdi dedim, bugün kiracıya göre 400 lira eder dedi. Peki ver 400 lirayı dedim, aldım ondan. O adamın mirasçısını çağırdım, verdim. Hak böyle denir, başka yok, başka denmez. Başka türlü icazına, namazına, niyazına kul hakkı ödenmez. Kul hakkından çok çekinmek lazımdır. Çok. Gelelim şimdi dersimize. İslam dininin yasa ettiği, haram kıldığı fena şeylerden birisi de firar minezzat. Muharebeden kaçmak, harpten kaçmak. Kâlen nebiyyü aleyhisselam işteybüşşem al mühlikat kâlu ve mâ hünne ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyurdular ki ey ümmeti ashabım, yedi şey vardır ki insanı mahvi helak eder. Manen helak eder insanı. Ahiretini berbat eder. Deyince ashab-ı kiram onlar ne ya Resulallah? Bize izah buyur dediler. Efendimiz de buyurdu ki kâle eşşirkü billah. Birincisi Allah'a şirk koşmak. Şirk. Şirk hakkında evvelki derslerimizde izahat verdik. Bir adam nasıl imanını muhafaza eder, ne söyleyince dinden çıkar, imandan çıkar, o tehlikeleri izah ettik evvelki derslerimizde. Birinciye o geliyor. Çünkü bütün iman gidiyor elden. Ömrünün sonuna kadar amel işlesen, hayır işlesen, hasenat işlesen, iman olmadıktan sonra faydası yok hiç. İmanı olmayan bir adamın ne ahlakının, ne amelinin, ne hayır hasenatının faydası yok. İman şarttır. Ve sihir, birisi de sihir. Sihir hakkında da yine geçenki derslerimizde izahat verdik. İnsanı manen mahveden, öldüren, helak eden en büyük fenalıklardan birisi de sihirdir. Şirkten sonra. Bizim memleket tabirince, yerli tabirince büyü yapmak. Büyü yapmak. Karıyı kocadan ayırır. Bir kadının ona yakar, bilmem ne yaparlar. Sahtekarlığın var. İşte birisi de sihirdir. Şirkten sonra gelir. Geçen derslerimizde söyledim. Sihir yapanlar, büyü yapanlar tevbe teklif etmeden boynu vurulur. Fakat dün nefis, birisi de adam öldürmek ki dünkü dersimizde geçti. Binayı ilahiyi yıkar. Adamı öldürmekte, diriltmekte Allah'a mahsustur. Adamı öldüren kasten, müteammiden adamı öldüren fecezâhu cehennem halidine fiyâ bedâ, ebediyen kalır orada. Adamı öldüren. Hatta canı haşt olur sonra. Şakayla adam öldürürdü öyle. Keyif alırdı. Zevk duyardı adam öldürmeden. Öyle zalimler vardı. Haccac. Ve eklül riba. Birisi de faiz yemek. En büyük tehlikelerden Müslümanı manen mahvi helak eden şeylerden birisi de faiz yemek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde
اَلَّذ۪ينَ يَكُلَيْنَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَغَبَّدُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Faiz yiyenler kıyamette cin çarpmış gibi kalkarlar. Orada öyle haşrolurlar. Herkes bilir. Herkese rüsva olurlar. Cin çarpmış gibi öyle. Ayrı bir grup halinde faiz yiyenler öyle haşrolurlar. Ayrı bir muameleye tabi olurlar. Cife gibi kokarlar. Öteki günahkarlar bile onların yanına yaklaşamazlar. Faiz Müslümanlıkta çok fenadır. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِ السَّدَقَةِ. Malını mahveder riba, faiz. Riba dediğimiz faiz işte. Bir malı mahveder. Faiz yiyen bir adamın serveti 40 sene sürmez. Böyle buyurulmuş. Asla 40 sene sürmez diyor servet. Faiz girdiği bir servetin temeline o serveti mahveder. O servet mahvolur. Çoluğun çocuğun sürünür. Nazı Naim'inin büyüttüğün o çocukların az kalır. Sen de azabın en şiddetlisine giriftar olursun. Aman aman faizden sakının. Kendinizi mahvedersiniz. İmam-ı Azam Hazretleri o kadar sakınırlar idi ki ödüç para verirdi İmam-ı Azam Hazretleri. Buna lisan-ı şeriatta karz-ı hasen derler. Ödüç para vermek, sadaka vermekten 18 derece efsaldır. Sevabı. Resul-i Ekrem Efendimiz şeyde görmüş, Cennet-i Ala'da. Sadakadan 18 derece efsaldır ödüş para vermek diyor. Hazreti Cibir'le sormuş, neden böyle oluyor diye. O da demiş ki, ya Resulallah, verdiğin sadakayı isteyen dilenci, o gün belki ekmek parası vardır. Belki o günlük ihtiyacı yoktur. Fakat senden ödüş para isteyen, ip boğazındadır, ipini keseceksin diyor. Onun için 18 derece efsaldır. Buna karz-ı hasen derler. Sırf Allah rızası için veriyor ödüş parayı. Ne karşılığında faizi var, ne şunu var, ne bunu var, hiçbir şey yok. Buna karz-ı hasen derler. İmam-ı Azam Hazretleri verirmiş de kum kollarmış. Mesela bir aydan verecek. Bu kadar. O bir ay geldiği zaman Hazreti İmam gider kapısından istermiş. Bir gün yine istiyormuş. Kapıyı çalıyor, hemen sıçrıyor, geri çekiyormuş. Birkaç defa böyle yapmış. Karşıdan birinin dikkatini celbetmiş bu. Gelmiş sormuş Hazreti İmam'a. Sen kapıyı çalıp geri sıçrıyorsun. Bunun hikmeti ne demiş. Hazreti İmam buyuruyor ki, şimdi en sıcağın en şiddetli zamanı. Onun kapısının üstünde sayvan var diyor. Kapının önünde durursam gölgesinde gölgelenmiş olurum. Menfaatlenmiş olurum. Halbuki verdiğim para mukabilinde aldığım menfaat faiz olur diyor. Bu kadar sakınırdı. Gölgesinde bile durmazdı büyüklerimiz. Faiz mahveder. Bir serveti, bir adamı mahveder. İşte insanları, Müslümanları manen helak eden yedi şeyden birisi de faizdir. Faiz yiyenler cin çarpmış gibi haşrolacaklar. Ve etli malil yetim. Birisi de manen Müslümanı helak eden şeylerden birisi de yetim malı yemektir. Vay yetim malı yiyen. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimüşşan şöyle buyuruyor. İnnellezîne ye'külûne envâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'külûne fî butûnihim nâra ve seyeslâne sayra.
yetim malını yiyenler karnını ateş doldurmuş olurlar. Cehennem ateşi onları mutlaka kavlayacaktır. Cehennem ateşini beraber götürüyor yetim malı yiyenler. Yetimin Allah'tan başka kimsesi yoktur. Yetimin muhafızı Allah'tır. Resulullah buyuruyor ki, yetimin maline tecavüz edenlerin davacısı benim hakimi Allah'tır diyor. Çünkü yetimin kimsesi yok. Senin kardeşin ölmüş, yetimi var. Baba malını taksim ediyorsunuz. Kırpıyorsun ikide bir. Aman kendinden kırp yetime aktar, yetimin bir iğnesini kendine geçirme. Seni mahveder, seni helak eder. Resul-i Ekrem Efendimiz mübarek şehadet parmağıyla orta parmağını tutmuş böyle. Yetime iyi bakanlar, işte cennet de benimle beraber böyledir diyor, yan yanayız diyor. Yetime iyi bakanlar, yetimin malını koruyanlar, yetimi sıyanet edip terbiyesine itina gösterenler. Cennet de benimle beraber diyor, parmağını gösteriyor. Yetimin ehemmiyeti çok büyüktür. Bir hadisi şerifte de şöyle buyuruyor. Eyyuhibbü en yeliyine kalbüke ve tüdrike haceteke irhamil yetime ve emsahre esehu ve at'imü min taamike yelin kalbüke ve tüdrik haceteke. Efendimiz buyuruyor ki, daralmışsın, bunalmışsın, canın çıkacak gibi, kalbin o kadar dar ki neredeyse hayattan ümidini kesecek hale gelmişsin. Ölüm neredesin diyorsun. Böyle sıkıntıya düşmüşsün. Yetime merhamet et. Sırtını sığa, başını okşa. Yiyeceğinden gidir. Gönlünü al yetiğinin, gönlüm ferahlanır, gönlümde elem keder kalmaz. Allah'tan istediğin bir arzun, bir talebin varsa, o talebine de kavuşursun. Gönlüm de ferahlanır, huzur içerisinde kalırsın diyor. Yetimin sırtını sıratla, başını okşa, karnını doyur, elinden geldiği kadar yardım et. Yetimden sana değil de senden yetime geçsin. Aman dikkat edin. Çünkü davacın Resulullah, hakimin Allah olacak. En büyük mahkeme o mahkeme. Başka bir hadis-i şerifte de اَحَبِّ بِيُوتُكُمْ اِلَى اللّٰهِ بَيْتُمْ ف۪يهِ يَت۪يمٍ مُكَرَّمٍ. Allah'ın en sevdiği ev içerisinde yetime ikram edilen evdir. Rahmet nazil olur. Allah'ın rahmeti bir evde yetime ikram edilirse o eve Allah'ın rahmeti nazil olur. Allahu Azimüşşan o eve çok muhabbet eder. Bizim bir tehlikemiz var. Bilerek veya bilmeyerek memleketimizde yapılıyor. Bir adam ölüyor. Vasiyetsiz ölüyor, vasiyet etmemiş bulunuyor. O adam öldüğü zaman bir iki şaptır başına geçiyorlar. Bununla hukukumuz vardı, yedik içtik, buna iyilik yapalım diye
nesi var ise mevcudundan, parası var ise parasından, parası yoksa yatağını yorganını satarlar, ağzının köpüğüne yatmasın diye devrini yapar, mevlidini yapar, iskatını yapar, bilmem neyini yapar. Ondan sonra da elini kolunu sallayarak, ferahlanarak, işte hukukumuz vardı, arkadaşımdır benim, arkadaşlık hukukunu yerine getirdim der. Gelip de bab-ı şeriata danışmaz ne yapayım diye. O adam vasiyetsiz öldü. Mal tamamıyla mirasçıya intikal etti. Mirasçının içinde yetim var. Yetim yoksa eğer mirasçının içinde, akıl başında akıl bali adamlar ise, onlar arzu ederlerse, taksim etmeden malın içerisinden ayırın, mevlid yapın, hayır hasenat yapın derlerse, o yapılır. Fakat ölünün yetimi var ise, sen hayır hasenat yaptırıyorum dedin, havuzları topladın, Kur'an'ı okuttun, devrini yaptın, iskatını yaptın, kabirde kefaletini dağıttın, el adama nedir diye. Yarın Resulullah yakandan yapışacak, sarılacak müttehin yeni sıfatıyla, seni mahkemeye, büyük mahkemeye sevk edecek. Davacın Resulullah senin. Çünkü yetimin malına musallat oldun. Yetimin malını heder ettin. Ya bir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Her devirde bir müftü vardır nasılsa. Gel, müftüye sor, vebalini müftüye at, git. Vaktiyle birisi ölmüştü. Bir hafta sonra duydum. Dedim ki haber verseydiniz, çok uygun vardı benim de. Hiç olmazsa namazını kılardım dedim. Niye haber vermediniz dedi. İşte veremedik filan oldu. Her şeyini yaptık dediler. Neyini yaptınız? İşte devrini, iskatını bilmem, mevlidini, o da karı mevlidi yapmışlar. İşte şununu bunu. Hiçbir şey bırakmadık. Ağzının köpüğünü sildik dediler. Bu adam kalp krizinden ani öldü. Vasiyet etmedi. Siz neyi yaptınız dedim. İşte filanını sattık dediler. Altının yatağını satmışlar. Üç tane yetim var. Kucakta. En küçüğü kucakta. Ne yaptınız yahu dedim. Niye sormadınız dedim. Sorduk dediler. Filan hocaya sorduk dediler. O da yapalım demişti. Satmış, sağmış, yapmışlar. O da mesul, huzur-u ilahide Resulullah onun da yakasından yapışacak. O hoca kim ise, zavallı adam hoca zannetmiş, mahalle imamına sormuş. O da tamam demiş, kıvırmışlar. Her devirde müftülük makamında bir müftü oturur. Git ona sor, danış, o ne derse vebalini at onun üstüne, yapacağını yap. Başka kimseye sorma. Sorduğun adam ilmi salahiyet sahibi değildir. Sen onu hoca zannedersin, ilmi var zannedersin. Yoktur, ilmi yoktur. Sakalı vardır, sarığı vardır ama ilmi yoktur. İlmi var zanneden soran, o da bilmiyorum demeye utanır, seni yanlış yola sevk eder. Sen müftülük makamına soracaksın. Başına bir iş geldi mi oraya sor. Sonra Resulullah yakanı yapışır. Yetimin malından asla bir şey harcanmaz. Ağzının köpüğüne mi yatsın adam? Vaktiyle sağlığında başının çaresine bakaydı. Sen de aklını başına al,
Belki bir gün ansızın sen de gidebilirsin. Sen de aynı akıbete maruz kalırsın. Sağlığında ne yapacaksan yap. Zaten hadis-i şerifte de öyle buyuruyor. Adam durur durur diyor. İzâ belagatil hulgûm. Can hulgûma boğaza geldiği zaman şunu mu şuna verin, şunu şu hayre verin, şu malımı şuraya verin der diyor. Elâ ve gattânil filâni. O zaman mal da alâhan kalmadı zaten. Mal şunun bunu oldu diyor. Malın sahibi sen değilsin. Malın sahibi sen iken vasiyete masiyete bırakma. Ne yapıyorsan yap. Sağlığında yap. Bu kadar. En büyük tehlikelerden birisi de, yedi tehlikeden birisi de yetim malı yemektir. Yedincisi mettevelli yevmezzahdi. Yedincisi de muharebeden kaçmaktır. Yedi şey vardır ki diyor Resulullah, insanı manen mahvi helak eder. Bir Müslümanın helakidir, ölümüdür, mahvidir. Mahvine sebep olur. O yedi şey de bunlar işte. Şirk, sihir, adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, birisi de harpten kaçmak, muharebeden kaçmak. Bunlar en büyük, en tehlikeli şeylerdir Müslümanlıkta. Peki efendim. Yetim malı, yetim. Şöyle bir şey söylenir, vaka. Müşrevan-ı adil. Veziriyle gidiyormuş. Veziri iki tane baykuşla konuşuyorlar. Müşrevan-ı adil vezirine sormuş. Acep ne konuşurlar ola diye. Vezir diyor ki ben onların lisanını anlıyorum, dilini anlıyorum ama korkuyorum bana kızarsın diyor. Yok kızmam diyor, söyle. Bunun, bu iki baykuşun birinin oğlu birinin kızı var diyor. Onun kızına beriki dümür oluyor, oğluna dümür oluyor diyor. O da başlık olarak iki tane ören istiyor, viran istiyor. İki tane ören gelir bana diyor başlık olarak. Öteki baykuş da diyormuş ki bana 6 ay bana 6 ay müsaade et, sana 2 örenin yerine 5 ören 10 ören vereyim demiş. Öyle diyor diyor. O bir baykuş soruyor ki diyor 6 ay sonra nereden alacağım o kadar öreni diye. O baykuş demiş ki, dedi ki diyor, bu padişah başımız dolduktan sonra her yeri ören olur. Zulmülen ören olur, viranı olur her taraf. Adaletten ayrılıyor. Filan deyince, o bir baykuş yine demiş ki, peki bu padişah aklını başına alır da adaletten ayrılmaz ise o zaman öreni nereden alırsın demiş. O da diyor ki giderim yetimin toprağına diyor, oraya silkelenirim, yuvalanırım diyor, kan adımının toprağından alırım, sağlam bir binanın üstüne bırakırım, orada harap olur diyor. Yetimin bu bundan maksat arifler, büyükler yetim malının ehemmiyetini bildirmeyi istiyorlar bize. Yetiğinin tozu bile üzerine konsa mahveder seni. Yetiğinin malından sana. Bu peki efendim.
Müslümanlıkta haram olur, haram olan, yasak olan Müslümanlığı temelinden sarsan fenalıklardan birisi de rüşvettir. Rüşvet, rüşvet. Lâne Resûlullah el-râşî vel-mürteşî vel-râişüllezî yemşî beynehumâ. Resûlullah rüşvet verene de, rüşveti alana da, arada vasıta olana da lanet ediyor. Yalnız fukaha, ulema-i İslamiye yecûz-ü hidetsiz zulmü diye şey diyorlar, kayıt koymuşlar. Zalimin zulmünü de için boğunsuz verebilirsin. Sana bir zalim zulmediyor. Zulümden kurtulmak için rüşvet vermek mecburiyetindesin. Ya hanı kurtarmak için verirsin o zaman. Evet, aynen hırsız gibi silahını çekmiş, canın elinde. Canın elinde. İstemeyerek boynunu bükerek veriyorsun. Canını kurtarmıyorsun. Yoksa haksız şeyi haklı çıkartmak için oğlunun elinden bir kaza çıkmış. Mahkemeye intikal etmiş iş. Sen bir oğlunu kurtarmak için sağa sola rüşvet veriyorsun. O zaman kendini helak ediyorsun. Resulullah o zaman sana lanet ediyor. Lanet ne demekti? Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor Resulullah sana. Rüşvet veren, rüşvet alan, rüşvete vasıta olanlar Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor. Resulullah'ın duasının ne olduğunu biliyorsunuz. Asla reddedilmez. Resulullah'ın duası reddedilmez. Buhari-i Şerif'in beyanına göre Kerkere isminde bir adam varmış. Resulullah'a hizmet edermiş. Harbin birisinde vefat etmiş. Öldürülmüş, vurulmuş. Şehit olmuş. Kerkere cehennemliktir diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şaşırmışlar herkes. Kerkere Resulullah'ın yüzünü görmüş. Huzurunda bulunmuş. Eshab-ı kiramdan, Resulullah'ın eshabından. Sonra uzun müddet Resulullah'a hizmet etmiş. Nasıl cehennemlik olur diye. Tetkik etmişler, araştırmışlar ki Kerkere'nin eşyasının içerisinde devlet malından işte o güne göre bir kabut. Askerin örtünüp yatacağı bir şey çıkmış. Bir kabut çıkmış. Bunu devlet malından aşırdığı için hesaptan olduğu halde Resulullah'a hizmet ettiği halde cehennemlik olmuş. Devlet maline hiyanetten çok çekinirlerdi. Başka bir hadis-i şerifte şöyle, bir adam, bir Müslüman, üç şeyden beri olursa doğru cennete gider diyor Efendimiz. Birisi, kibir, kibirden uzak olacak. Kibir zaten öldürür, mahveder. Bütün amelini de mahveder, seni de helak eder. Sen zelil olursun sonra, mütekebbir olursan, Allah'ın kibriya sıfatına ortak olmuş olursun. Sen kim oluyorsun? Hiç. İstersen devlet reisi ol. İstersen kasaların ağzına kadar dolsun. Kim oluyorsun da kibri diyorsun. Evvelin bir katremeni, ahirin laşı işte bu kadar. Neyine gurur getiriyorsun? Kur'an-ı Kerim'de inne ekremekum indallahi etkakum. Allah-u Azimüşşan'ın indinde en hayırlı adam, Allah'ın en sevdiği adam, Allah'ın emirlerine uyan,
nevilerinden, yasaklarından kaçandır. İşte bu kadar. Müttakilerdir. Allah'ın indinde en kerim adamlar müttakilerdir. Yoksa kasası dolu olan, masası dolu olan, rütbesi yüksek olan filan öyle bir şey yok. Kibirden beri olursa, ki kibir şeytan sıfatıdır, ben kimim, o kim oluyor diye gururlanır. Hiç, sen hiçsin, hiçbir şey değilsin. Eğer ahkam-ı ilahiye riayet etmiyorsan, Allah'ın emirlerine uymuyorsan, sen dört ayaklı hayvandan aşağısın. Ülaike kelen an belhüm azel. Ben demiyorum haşa. Bunu Allah'u azimşan diyor. Ben bir vatandaşa hakaret etmiş olmuyorum. Bunu Allah'u azimşan diyor. Dört ayaklı hayvandan daha aşağıdır diyor. Ne yani kibir? Kibir bunu getirir. Kibirden beri olur bir adam. Bir. Bir de değil, borçtan beri olur, borçsuz olur, huzur-u ilahiye borçsuz çıkar. İki, birisi de devlet maline hiyanet etmemiş olur. Bu üç şeyden beri olan bir Müslüman, beş vakit namazını kılar, tamam dost doğru cennete gider. Devlet maline hiyanet. Bir dairenin odacısından al, reisi cumhura kadar bunun altında dahil. Hep alınan paraların maaşın içerisinde tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Eğer vazifeni kötüye kullanırsan, eğer rüşvet alırsan, eğer dostunun düşmanını ayırt edersen, köylünün şehirliği ayırt edersen, zengininin fakiri muamelede ayırt edersen, vazifeni kötüye kullanmış olursun, devlet malinden hırsızlık etmiş olursun. Aldığın para, haram olur sana. Hırsızlık etmiş olursun. O zaman yalanı kurtaramazsın. Kibri olmaz bir adamın, borcu olmaz bir adamın, bir de devlet maline hiyanet etmezse cennete gider diyor Efendimiz. Rüşvetin İslam dinindeki ehemmiyeti çok büyüktür. Rüşvet bir memleketi harap eder. Resul-i Ekrem Efendimiz el adlu esasul mülk buyuruyor. Yani adalet mülkün temelidir diyor Resulullah. Bir memlekette adalet olmazsa o memleket mahvolur diyor. Hani geçen derslerimizde geçmişti. Mekke feth olduğu gün binlerce kişi kendine yıllarca zulmetmiş, eshabını yıllarca rahatsız etmiş, işkenceyle harap etmiş, düşmanlar karşısında el kavuşturmuşlar, ölümünü bekliyorlar. Acaba bizi öldürecekler ama eziyeten mi öldürürler diyorlar. Çünkü ettikleri çok. O kadar kalabalığı, binlerce adamı İshebu fentümü tulaga diye azat ettiler. Hepinizi azat ediyorum. Eski ettiklerinizden dolayı sorumlu değilsiniz diye buyurdu. Yalnız o anda, geçenki dersimizde geçti. O anda gerdanlık çalan Kureyş kabilesine mensup bir hanım cürmünü meşrut halinde yakalandı. Getirildi, onun elini kesti. Esraftan çok yalvaranlar oldu. Kurtarmayı için. O zaman kızdı. Mübarek iki kaşının arasındaki damar kalktı. Sizden evvelki milletler işte bu suretle batmışlardır. Bir suçu fakir işler ceza verilir. Zengin işler aynı suçu affedilir, müsamaha edilir.
böyle memleket harap olur, batar dedi. O binlerce düşmanı affettim, bu mümkündür. Fakat devlet nizamını bozacak, adalete taalluk eden en ufak bir şeye karşı müsamaha yapamam dedi. Yemin etti. Vallahi bir tane gözümün nuru kızım Fatıma'm var, aynı hal onda vakı olsaydı, bu gerdanlığı Fatıma çalsaydı hiç tereddütsüz elini keserdim diyor. Adalete çok önemiyet verirdi. İşte rüşvet alan, rüşvet veren, arada vası olanı da lanet etmiştir. Ki lanet, lanet Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri vardır. İslam tarihi okuyanlar biliyorlar. Emevilerden bu zata sirke küpünden bal çıkmış derler. Çünkü mensup olduğu aile sirke küpüdür. Mervan'ın oğlunun oğludur. Mervan'ın oğlu Abdülaziz, onun oğlu Ömer. Mervan gibi bir zalimin, fena bir adamın torunudur. Sirke kubünden bal çıkmış. Adalette de ikinci Ömer derler ona. O kadar adaletlidir mübarek. Halife olduğu gün bütün saltanata ait ne kadar merasim, arabalar, şunlar, bunlar, altınlar, inciler, ne varsa hep mevcut male. İlan etmiş, kimin malı zapt edilmişse ağalar, beyler, prensler tarafından hepsini geri ellerinden aldı, sahiplerine verdi. Kendi merasimden gitmedi camiye giderken, yürüyerek diğer insanlar gibi gitti. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Malik Eşler, Abdullah İbni Abbas bu beşine hutbaları da lanet ederlerdi. O fena adeti kaldırdı. Emevileri hangi fenalıkları? Tertemiz etti. Her taraftaki isyanlar durdu. Nihayet Emeviler baktılar ki bu işi berbat ediyor kendilerine göre. Saltanat ellerinden gidecek. Hanedan-ı Resulullah'a çok hürmet ediyor. İmam Bakır Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Zehillediler. İki sene ancak hilafette bulunabildi. Ama düzeltti. O cuma hutbalarındaki laneti manette kaldırdı. Lanetin yerine İnnallâhi emru bil adi vel ihsan ayetini koydu. Bu onun sünnetidir. Hasta olmuş da yatıyormuş. Sevenler pek çok. Sevenler candan seviyorlar. Ziyaretine gelenler olmuş. Gelmişler ki kirli bir gömleğiyle yatıyor. Ailesine söylemişler yakınları. Yahu bu üç büyük kıtlığa hükmeden büyük bir halife nasıl olur böyle kirli gömleğiyle yatsın? Ailesi diyor ki evde ocakta bir şey bırakmadı diyor. Hatta bana da söyledi diyor. Dedi ki diyor, benimle yaşamak istiyorsan hiçbir şey bırakma. Bizim idaremiz altındaki fakir kimseler nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacağız. Sonra Allah bizden sorar deriz diyor. Benim bütün babamdan kalan altınımı, incimi de aldı diyor. Hazineye irat kaydetti diyor. Bir tane gömleği vardı bunun diyor. Kirlendiği zaman yatağa sokardım diyor. Gömleğini yıkarım, kurudurum, sırtına verirdim diyor. Şimdi ikinci gömlek yok ki değiştireyim diyor. Kıblakta yatmaz ölümcül hasta diyor. Onun için kirli gömleğine yatıyor diyor. Yani Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri böyle bir zattır. Bu zat bazen tertişi çıkar, devre çıkar,
halkın arasında, halkla temasta bulunur filan, dertlerini sorarmış. Yine vezir ile giderken konuşarak gidiyor. Vezirine demiş ki, canım böyle bir elma istedi ki, mis gibi bir elma kokusu geldi burnuna demiş. Canım çok istedi elmayı diyor. O sırada bahçeler arasından geçiyorlarmış. Bahçenin birisinden bir tabak gayet güzel elma çıkartmışlar. Uzatmışlar, buyurun efendim filan diye. Almamış. İsteyen yok, teşekkür ederim, sağ olun filan demiş, almamış. İleri dedim ki, veziri demiş, efendim canınız elma istiyordu, alsaydınız ne olurdu? Rüşvet olurdu demiş. Bu kadar çekiniyor. Benim halife olduğumu biliyor. Halife olarak bana şey diyor. Halife olmadan getirse hediye olur, kabul ederim diyor. Rüşvet olur, rüşvetten korktum diyor, onun için alamadım diyor. Canım da üstünde kaldı, nefsim üstünde kaldı diyor. Büyükler bu kadar sakınırlar idi. Hani Hazreti Ömer'e de öyle bir hediye gelmişti. Bizans İmparatorluğu'nun orduları bir taraftan İran Şehinşahlığı'nın orduları hücum ettiler İslam ordularına. Nihayet yere serildiler iki tarafta. Bizans İmparatoru baktı ki bunu kılıçla orduyla yenmenin imkanı yok Müslümanlığı. Hoş geçinme çaresini aradı. Elçi gönderdi. Birçok hediyeler gönderdi bu meyanda. İşte bu meyanda Hazreti Ömer'in hanımına da elmas gerdanlık göndermişler. Gayet kıymetli bir elmas gerdanlık. Gelen elçi diyor ki, bu diyor İmparator Hazretlerinin hanımı İmparatorluğu tarafından sizin hükümdarınızın, halifenizin hanımına hassaten hediye edilmiştir diyor. Bu halifenin hanımının hakkıdır diyor. Bunu ayırıyor. Hazreti Ömer ayırmamış. Bunu da Beytülmal'e götürün demiş. Elçi diyor ki, efendim bu hanımınıza gidecek diyor. Bu onun namına geldi diyor. Hazreti Ömer diyor ki, ben halife olmasam bu gelir miydi diyor, gelmedi diyor. O halde halifelik sıfatına geldi diyor. Rüşvet olur, alamam diyor. Beytülmal'e mirat kaydettiler. İslam büyükleri çok çekinirlerdi rüşvetten. Rüşvet bir devletin temeline atılan kundaktır. Mahveder. Adalet olmaz. Adalet olmayınca zulmünün harap olur. İşte Resulullah'ın lanet ettiği İslam dinine haram olan büyük günahlardan birisi de rüşvettir. Birisi de bu Ubeygül Valideyn. Geçenki dersimizde bir nefse bahsettik. Ha, tamam bahsetmiştik. Bir dersimizi buna tavsiye ettik. Anıya babaya isyan etmek. Bugün de yalnız bu mavzuda kasabın hikayesini söyleyeyim. Vaga Beni İsrail mangulatındandır ama Fezail-i Amal'da söylenir. Hazreti Musa demiş ki, ya Rabbi, cennetteki komşum kim ise burada da komşuluk edeyim, ahbaplık edeyim, bana tanıştır şunu, tanıt ya Rabbi demiş. Cenab-ı Hak tarafından da bildirilmiş, filan yerdeki kasap
sözüm sıktı çiz bir ihtimali var. Müslüman efendilerim burada yatıyor, o kadar değildir. Yine de yatıyor. Bir gasap demiş, ya Musa, senin cennetteki komşun filan yerde bir gasap diyor. Hazreti Musa gitmiş, mesela gelmiş buraya, haber verilen kasabı tepki gidiyor. 3 gün tepki gitmiş kasabın. Acaba bir peygambere cennette komşu olacak kadar bunun hangi ameli var diye geriden tepki gidiyor. Bakmış alelade bir adam. Yalnız işte herkes gibi geliyor, 5 saat namazını kılıyor. Başka bir şey yok hiç kasabın. Nihayet 3. gün kasaba gelmiş, demiş ki ben Tanrı misafiriyim, beni bugün misafir et, eline demiş. Belki diyor gece ibadetleri vardır. Bir de gece ibadetlerine bakayım diyor. Peki demiş kasap. Bakmış nur gibi bir adam. Almış götürmüş Hazreti Musa'yı. Eve köşeye oturtturmuş, havada bir zembil asılı. Demiş ki misafir ağa, kusura bakma, benim çok müstacil işim var, azıcık otur sonra senin gönlünü görürüm demiş. Zembili indirmiş, zembil gibi bir şey asılı işte, salıncak. Onun içerisinde ihtiyar, kukun bir kadın. O kadının altını üstünü temizlemiş, suyunu vermiş, sütünü içirmiş, bir şeyler ne istediyse yapmış. Dikkat ediyor Hazreti Musa. O kadın yalnız hafif sesle, oğlum seni Allah cennette Musa'ya komşu etsin diyor. Hazreti Musa anlamış ki bundan dolayı kendisine komşu oluyor. Sonra sormuş, bu kim demiş, anam. Anam diyor, anam diyor, bu işte böyle nazına gilerim, istediğini yaparım diyor. O zaman Hazreti Musa kendini tanıtmış. Ben Musa'yım demiş. İşte senin anan duası müstecab oldu, Allah-u Azimüşşan bana tefsir etti. Ben de sana tefsir ediyorum, müjdeliyorum diyor. Ben Musa'yım ve bu maksatla geldim diyor. Ananın babanın duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Kesin gidersiniz de uzun 1 saat izahat verir. Ana baba hakkında. Ana baba hakkı biliyorsunuz Allah hakkından sonra gelen en büyük hakkı. Peki efendim. Burada kalalım.